Büyükşehir Belediye Başkanımıza, bütün teknik kadroya, çalışanlarımıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize, herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin büyük emeği, fedakarlığı var. Herkesin burada inanın katkısı var. Başardık. Daha kat edecek yolumuz var. Hedefimiz tekrardan önümüzdeki dönemde Süper Lig. Güzel bir kulüp yarattık. Manisa'nın gurur duyacağı, Türkiye'nin gurur duyacağı. Altyapısıyla, üstyapısıyla, duruşumuzda örnek şeyler yapıyoruz. Umarım Türk futboluna büyük katkılar sağlamış oluruz. Ben herkese bir defa daha teşekkür ediyorum. Herkes katkılarından dolayı da bir defa daha teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsunlar, var olsunlar. Başkan, şampiyonluğumuz Manisa'ya armağan olsun. Gerçekten kolay değil. Bazı şeyleri başarmak çok uzun bir maraton. Diğer önceki senelere de tabii uyarladığınız zaman iki tane fazladan maç oynuyorsunuz. Yani 34 değil 36 tane müsabakadan bahsediyoruz ki bu müsabakaları oynarken ciddi rakiplerimizin olduğu, şehir takımlarının, camia takımlarının olduğu bir grupta yer aldık. Biz bunun ilk toplandığımız günde oyunculara bu grubun bizim için çok daha iyi olacağını, çünkü iyi her zaman rekabeti geliştirir ve oyunu da geliştirir diye düşünüp bu şekilde yola çıktık. Şimdi ana bölümünü tamamladık. Aslında bizim için bu geçerli olan durum buydu. Yani şampiyon olmaktı. Bir üst kategoriye çıkabilmekti. Bütün Manisa'nın arzusu, isteği buydu. Maalesef biliyorsunuz ki diğer Manisa Spor'da Bal Ligi'ne düştü. O anlamda şehri temsil edici ciddi bir takıma ihtiyaç olduğunu, pandemi döneminde seyircilerin gelemediği bir ortamda bir dahaki yıl seyircilerin alınacağını da Eylül ayından itibaren düşünüldüğünde hani şehirde bu heyecanı yaşayacak bir futbol takımının olması gerekiyordu ki biz o anlamda çok farklı bir sorumluluk hissettik. Omuzlarımızda ciddi yük hissettik. Biz de bunu başardık. Şimdi TFF Ligi'nde insanların, Manisa halkının inşallah hani takdirine şahan olabilecek bir başarıyla çıkan ama bu başarının da devamını getirecek temellerin atıldığı zor olan, zor geçen bir ligde gerçekten hani içinde olduğun zaman daha iyi anlıyorsun. Kolay değil. Herkes emek veriyor. Yani burada maça çıkılan her takım tabii ki her oyuncu, rakip takımın hocaları da emek veriyor, başkanları da emek veriyor. Onların içinden böyle bir başarıyla çıkmak, 32 haftada yenilmeden çıkmak bu. Çünkü ikinci yarıda rakip takımları çok daha fazla motive eden bir nedendi. Manisa FK evet bir oyun gücü var, güçlü bir oyun oynuyor, organizasyonları var ama bir de namağlup takımı biz yenebilir miyiz, o hazzı biz yaşayabilir miyiz ki? Bu çok doğru bir motivasyon kaynağı idi. Ama şu ana kadar biz buna müsaade etmedik. Şimdiki asıl amacımızdan sonra yapacağımız 4 haftamız var. Şimdi neden olmasın diyoruz. Yani kalan 4 tane müsabakada da inşallah yenilmeden tarihe adını yazdıracak, ileride çocuklarımıza hayatta olursak torunlarımıza anlatabileceğimiz enstantaneler yaşatabilirsek, namalup şekilde ligin veya grubun, diğer grupların en az gol yiyen takımı, fazla gol atan takımı gibi bu değerli ünvanları da bu apolitede takabilirsek ne mutlu bize. Gerçekten sezon başından beri çok çalışıyoruz bu şampiyonluğu elde etmek için. Benim burada 4. yılım Manisa Futbol Kulübü'nde. 3. ligde de şampiyon olmuştum. Bu sene de şampiyon oldum. Tabii hedefimiz bitti mi? Bitmedi. Bu kulübün hedefleri her zaman daha üstüne koymak. Önümüzde 4 maç var. 4 maçı da kazanıp namalup şekilde bitirmek istiyoruz diye. Çok mutluyuz. Manisa halkına ilan ediyoruz şampiyon.